kullanmak zorunda oldukları bir ilaç için fark ücret ödemeye başladı. Bu ayda ortalama 200 liranın ceplerinden çıkması demek. Zaten çalışamayan o hastalar zor durumda. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Ben bunlarla yaşıyorum. Nakilli böbreklerinin vücutta tutunmasını, bir başka deyişle hayatta kalmalarını sağlayan o ilaçlara SGK fark ücreti getirdi. Artık kutu başına yarım miligramlık ilaç için 10, 1 miligramlık için ise 20 lira fark ödemek zorunda hastalar. Çoğu çalışmayan ya da malulen emekli olan böbrek hastaları mağdur. Şimdi mesela bu ay 150 lira para verdim ilaçlara. Yani kolay değil. Bu ilaç kullanılmaması esnasında böbrek reddine neden olacak. Olmazsa olmaz bir ilaç. Yeni böbrek nakli olmuş bir hasta bu ilaçtan ortalama ayda 10 kutu kullanmak zorunda. Çalışamaz durumda olan hastanın cebinden çıkan para 200 lira. Kullanılan ilaç miktarı hastaya göre değişiyor ama birkaç yıl önce nakil olmuş bir hasta bile ayda ortalama 5 kutu kullanmak zorunda. Yani 20 liradan her ay 100 lira fark ödüyor. Bak buradan malum emekli ve 500-600 lirayla aile geçindirmeye çalışıyorlar. Siz her ay kalkıp da bunlardan 100-150 lira gibi bir para kesintiye gittiği zaman da ciddi bir kötü fiyat ve bu ilacı alamaz duruma düşüyorlar. Bunlara bu kadar para ödersek nasıl geçineceğiz? 45 yaşındaki Mahinur Akda 17 yaşından beri böbrek hastası. İlk nakil tutmadı. 24 yıl sonra ikinci kez nakil oldu. Aynı süreci yaşamak istemiyor. Ne olur bunu kullanmazsan. Böbreğim atar. En basit. Ben diyalize dönmek istemiyorum. Kollarımda damar kalmadı. İlacın muadilini doktorlar önermiyor. Böbrek Hasta Hakları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Vafa Cuar ve tüm hastalar fark ücretine son verilmesini istiyor. Değişikliğe gidildiği zamanlarda vücut bunu reddedebiliyor. Bizim bünyemiz yıllar boyunca bu ilacı alıştı. Başka bir ilaç kullanarak riski alamam. Alınmasın. İstanbul Ataşehir'de bir istinat duvarının çökmesi...